Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekkiye 83. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 31. soru. Onların yani yaratılmışların buradaki halleri nedir? Cevap. Onların burada Hakk'ın kendilerine giydireceği varlık nuru elbiselerini bekler. Her yaratılmışın kendisini kaplayan, kendi ölçüsünce bir nuru vardır. Kıyamet günü o nur içinde yürürler. Kıyamet günü kimse genel bir nura sahip olmayacaktır. İnsanlar orada kendi nurları içinde yürüyecektir ve kimse başkasının nuru içinde yürüyemez. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Karanlıklarda mescitlere yürüyenleri kıyamet günü tam nur sahibi olmakla müjdele. Tam nur iki nuru bir araya getirmektir. Bunlar zatlarında gizli olup burada ortaya çıkan nur ile gecenin karanlığında gizlenmiş nurdur. Karanlığı gidermek üzere yürüyenin yolunda bulunan kandil o nurun vekilidir. Mescit kendisiyle konuşmak üzere gidilen Allah'ın evidir. Bu nur da kendisiyle burada konuştukları, Rablerini görmeye çağrıldıkları bir vakitte onlar adına meydana gelir. Böylelikle onlar sabah ve yatsı namazlarına mescide gittikleri karanlıkta gizli olan bu nur içinde yürürler. Onların beklemeleri ise bir hal bekleyişidir. Çünkü onlar bu karanlıkta bilgiyle nitelenmemişlerdir. Bilgiyle nitelenmek varlığa tabidir. Halbuki onlar mevcut değildir. Onlar yaratma sözünü kabul edici şeylikleri içindedirler. Allah karanlığı yarattıkları veya yaratması için bir zarf olarak yarattı. Allah karanlığı yarattıkları için bir zarf olarak yarattı. Bu nedenle Tirmizi burada demiş ve mekanı gösteren bir kelime kullanmıştır. Orada yaratılmışlar takdiri kabul edicidirler. Gerçi Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem karanlıkta sözü yaratana göre hal konumunda olabilir. Bu durumda kastedilen şey altında ve üstünde hava bulunmayan amadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu niteliği Hak için kullanmıştır. Kendisine halkı yani yaratılmışları yaratmazdan önce Rabbimiz neredeydi diye sorulduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altında ve üstünde hava bulunmayan amada idi. Böylelikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ı eşyayı arzulara yani ehvaya hava ile arzu anlamındaki heva arasında ilişki kurulmuştur. Yani buna göre yönlendirmekten tenzih etmiştir. Çünkü peygamber bu varlığa bulut demek olan bir ismi kinaye yaptığında ki o arzuların eylem alanıdır, amanın üzerinde ya da altında hava bulunabileceğini dışlamıştır. Öyleyse ama ne hava üzerinde ne de havada olmaksızın sürekli sabit şeydir. Soru Er-Rab ismiyle gerçekleşmiştir ki Rabbimiz neredeydi sabit olan demektir. Bir insan bir mekana yerleştiğinde veya sabit olduğunda Rabbe bil mekan yani mekana yerleşti denilir. Böylelikle altında ve üstünde hava yoktu şeklindeki cevap Rab ismiyle sorulan soruya uygun düşmüştür. Hak yarattıkları içinde kendisini işi yönetir ve ayetleri tavsil eder diye nitelemiştir. Başka bir ayette ise işte biz ayetleri böyle tafsir ederiz buyurdu. Meseleyi anlamayan kimse Allah'ta hallerin başkalaştığını zanneder. Halbuki Allah başkalaşmaktan münezzeh ve mukaddestir. Bilakis haller başkalaşır yoksa Allah haller vasıtasıyla başkalaşmaz. Çünkü o hakim olandır. Hükme konu değildir. Şari başkalaşma kabul etmeyen sabitlik niteliğini yani Rabb'ı zikretti. Dolayısıyla onun ayetlerini arzuların yani havalar ve hevaların eli başkalaştırmaz. Çünkü onun aması altında hava bulunmasını kabul etmez. Bu ama kadimde kadim yaratılmışta yaratılmış olduğunu söylediğimiz şeydir. Yani hakikatül hakaiktir. Bu senin varlık hakkındaki şu yargının benzeri veya ta kendisidir. Varlık hakka nispet edildiğinde kadim, yaratılmışa nispet edildiğinde yaratılmıştır. Öyleyse hakkın bir niteliği olması bakımından ama ilahi bir nitelik iken
alemin niteliği olması bakımından ise kevni bir niteliktir. Böylelikle nitelenenlerin zatlarının değişmesi nedeniyle amaya verilen nitelikler de değişir. Allah-u Teala ezeli ve kadim kelamı hakkında şöyle der. Onlara Rablerinden hadis bir söz gelse, burada Allah kelamını hadislik yani sonradanlık özelliğiyle nitelemiştir. Çünkü o yaratılmış bir yere inmiştir. Başka bir ifadeyle ilahi söz kendisini daha önce bilmeyen bir kimseye inmiştir. Öyleyse ilahi kelam hiç kuşkusuz ve tereddütsüz olarak kendisine indiği kimsenin nezdinde sonradan olmuştur yani hadistir. Bu hadis yani sonradan olan kendiliğinde hadis midir değil midir? Bu sözün Hakk'ın celalinin hak ettiği bir nitelik olduğu yargısını verdiğimizde kadim olduğunu söyleriz. Çünkü Allah sonradan olan niteliklerin kendisinde bulunmasından münezzehtir. Dolayısıyla Hakk'ın sözü kendiliğinde ve Allah'a nispetle kadimdir. Fakat Hakk'ın sözü indirildiği kimse nezdinde hadistir yani sonradan olandır. Öte yandan kelamın indirildiği kimseye göre hadislikle nitelenmesi de onun kadimliğinin bir yönüdür. Çünkü bu da kelam adına kadimliği zorunlu kılmıştır. Çünkü yaratılmıştan hadislik ortadan kalksaydı kadimlik nispeti geçerli olamayacağı gibi bu nitelik bilinemezdi de. Dolayısıyla zıtları olan nispetler zıtlarıyla bilinebilir. O halde yaratıkların karanlıktaki hikayesi Hakk'ın onların varlık suretlerinde zuhur etmesi için ayanı sabite hazırlığı ve zuhuru kabul etmeleridir.